Günümüzde psikanaliz olarak bilinen yöntemin babası olan Freud'un ortaya attığı en ilgi çekici kavramlardan biri de haz ilkesidir. Şüphesiz ki bu ilkeyi ortaya atan ilk kişi Freud değildi. Freud'dan önce de bazı düşünürler insanların da diğer canlılar gibi acıdan kaçıp hazza yönelme eğiliminde olduğunu savunuyordu. Hatta hazcılığın diyalektik nedenlerden ötürü kanlı bir tarihi olduğunu bile söyleyebiliriz. Sokrates'in ünlü öğrencisi Aristipos, Sokrates'in de etkisiyle erdemin haz almakta ölçülü olmak olduğunu belirtmiştir. Gerçek haz sürekli olandır. Sürekli hazza ise ancak bilgelikle ulaşılabilir. Günübirlik, geçici hevesler de şüphesiz haz verir. Ancak bu hazın sönümü hızlı olacaktır ve ardından gelecek olan melankoli kaçınılmazdır. Aristipos'un çağdaşı bir hazcı olan Hegesias ise Orhan Hançerlioğlu'nun Düşünce Tarihi kitabında aktardığı üzere işi daha da ileri bir boyuta taşımıştır. Hegesias'a göre saf mutluluk yoktur. Her mutluluğa az ya da çok acılar karışmıştır. Öyleyse yaşamanın ereği haz, ne yaparsak yapalım elde edemeyeceğimiz bir ereği. Şu halde yaşamak değersizdir, gerçekleşemiyor demektir. Günlük olayların hazzını arayan insan buna hiçbir zaman varamayacağı için kendisini öldürmelidir. Özetle hazzı erdemde değil de gündelik heveslerde arayan insan hiçbir zaman kalıcı bir mutluluk elde edemeyecektir. Geçici hazlardan hayvanlar da tatmin olur. Ancak insan gerçek hazzı bilgelikte ve erdemde bulmalıdır. Bir insan bunu yapamıyorsa yaşamasının bir anlamı yoktur ve intihar etmesi kendisi için hayırlı olacaktır. Bu düşünceleri yüzünden Hegesias'a Poizitantos, yani ölüme çağıran lakabı verilmiştir. Hegesias'ın savunduğu düşünce diyalektik olarak incelendiğinde kendini doğruladığını görürüz. Madem ki karşıtlar bir aradadır ve Herakleitos'un söylediği gibi bütün şeylerden bir şey ve bir şeyden bütün şeyler logosta birleşir, o zaman hazın içinde acı, acının içinde haz olması da gayet doğaldır. Tüm bu bilgiler ışığında haz ilkesine kuramında temel bir yer ayıran Freud'un melankolik yanının şaşırılacak bir durum olmadığını görürüz. İnsan dediğimiz organizmanın acıdan kaçarak hazza yönelen bir yapıya sahip olduğunu kabul ediyorsak eğer, aynı organizmanın sonunun acı olacağını da kabul etmiş oluruz. Bu da Freud'un kendine her şeyden bir hüzün payı çıkarma sebebini açıklıyor. İşte şeyin de konumu bunun gibi bir şey sadında. Ekonomi politikçilerin yaptığı gibi hazzı ötekinin bedeninden faydalanma olarak alışı. Bir objenin bedeninden faydalanma olarak alışı. Hazzı bir tür sermaye yatırımı olarak alışı. Freud da bu hatayı sürdürür. Dikkat edin. Libido denen şey hep yatırım, objelere yatırım terminolojisiyle hep tartışılır. Yalnızca Freud değil, Lacan'a kadar belki çoğu takipçisi de. Yani bir tür burjuva öznelliği varsa ya, arzulara sahip, arzularla mücehhez insana, arzulama gücüyle, libidoyla mücehhez insana bir yatırımcı gözüyle bakmak, bir üretici gözüyle bakmak. Psikanalizde herhalde en eleştirilebilir yönlerden birisi. Bilinç dışını bir üretken faaliyet olarak değil de, bir güç artımı olarak değil de, arzunun doyumla yitmek zorunda, sürekli olarak gitmek zorunda, kaybolmak zorunda olduğu, kayboluşunu özleyen, yerle bir olmayı özleyen, biraz önceki konu, toprağın altına girmeyi özleyen ve faaliyet derecesini sıfıra indirmeye yönelik bir çaba olduğunu söylemek. Psikanalizin tehlikelerinden birisi gibi görebilirsiniz bunu.